ويوما. Çoğunlukla vav ilişiğinde geliyor. Mesela vav ilişiğinde gelenler bile 44 taneymiş. Bizim düşündüğümüz tarzdan bunlar. Ve yevmel kıyameti. Bu kıyamet günü. Kıyamet günü. Haşrettiğimiz gün. Kun feyekun dediği gün. İlginç. Odur gökleri ve yeri hak üzere yaratan ve ol deyip de oldurduğu gün sözü onun haktır ifadesiyle devam ediyor. Devamında yevme yunfahu fissuri, sura üflendiği gün. Enam suresi yine onları haşrettiğimiz gün. Cemiyen, topluca, ayetin konusu içerisinde cinler ve insanlar birlikte anılmış. يَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ Cumartesilemedikleri gün diye cumartesi gününe işaret ediyor. Bu cumartesi halkıyla alakalı. Huneyn günü, Tevbe suresinde Huneyn günü. Yunus suresinde onları topluca haşrettiğimiz gün, Yunus suresinde onları haşrettiğimiz gün, Hud suresinde kıyamet günü, kıyamet günü, ikamet ettiğiniz gün, tekrar dirilttiğimiz gün, her ümmetten bir şahidi çıkardığımız gün, şahitlerin çıkarıldığı bir dönem gibi anlaşılabilir bu. Çünkü tanıkların çıkarılması dönemi şeyde ne vakte gelir? Yani bir bunu şey gibi düşünürseniz, bir duruşma gibi düşünürseniz, tanıkların getirildiği bir aşama vardır. Burada da tanıkların çıkarıldığı günden bahsediliyor. Tanıkların çıkarıldığı, aleyhte yahut lehte tanıklıkta bulundukları. Kehf suresinde mesela dağların yürütüldüğü gün deniyor. Bu belli ki şeyden önce o zaman, yani tanıkların çıkarıldığı veya Allah Azze ve Celle'nin onları topluca haşrettiği yahut yüzlerine karşı kendilerine nerede tanıklarım falan bunları sorduğu günden. Evet, evet. Pazar fekânet ebuâbe, evet. Evet, o kânet serâbe. Kehf suresi ve yevme yekulu nadu şurekâiye, ortaklarımı çağırın dediği gün. Bu da bizim okuduğumuz ayetteki duruma benzer. Devamında da şey yine eşlik ediyor. Ellezîne zaamtum, hani iddia ettiğiniz, yalan yere iddia ettiğiniz. Onları da çağırıyorlar. Evet, bizim demin okuduğumuz ayette de onları çağırdığı ifadesi vardı. Meryem suresi, doğduğum gün, Hazreti Mesih'in yahut Yahya'nın ifadesiyle, doğduğum gün ve tekrardan canlı olarak diriltileceğim gün ifadesi var Hazreti İsa ile ilgili. Meryem suresinde yine bu kez Hazreti herhalde Yahya ile ilgili, bunlardan bir tanesi onunla ilgiliydi. Doğduğum ve tekrardan canlı olarak diriltildiğim gün. Evet, kalıbı kısmen farklı. Nur suresinde ve yevme yurcaun ileyhi, kendisine döndürüldükleri gün. Feyunebbi'uhum bima amilu, onlara yaptıklarının haberlerini verecek Allah Azze ve Celle. Onları haşrettiğimiz gün, bu bayağı bir tekrarlı oldu artık. O günde de Allah Azze ve Celle onlara entum adlaltum ibadi haulai, siz mi bu kullarımı saptırdınız? Em hum dallus sebil, yoksa onlar mı yoldan saptılar diye soracakmış. Bu da yine bu muhakeme aşamasının epey bir ileri aşaması. Furkan suresi 25. ayette ve yevme teşakkaku sema'u bil gamami, göğün yarım yarım yarıldığı
gamam ile, bulutlar ile parça parça olduğu ve meleklerin indirildiği gün demiş. Bu herhalde eğer kıyamet şeyinin aşamalarıysa daha bir ön aşaması gibi. Evet, benzer ayette doğru. Furkan suresi 27. ayette وَيَوْمَ يَعُدُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ Zalimin ellerini ısırdığı gün. Keşke Resul'le birlikte yol tutaydım dediği gün. Bu da eğer yine konumlandıracak olursak herhangi bir aşamasına girebilir ama pişmanlık daha ziyade hükmün neticelenmesiyle birlikte, sonucun ortaya çıkmasıyla birlikte daha pik yapacaktır yani. Yoksa ölümle birlikte bile korkunç bir pişmanlığa düştüler. Ama kesin hüküm artık pişmanlığı iyice son haddeye çıkarır. Zalimin ellerini ısıracağı gün demiş Allah Azze ve Celle. Neml suresinde 83. ayette her ümmetten bir grubu haşredip وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ اُمَّةٍ فَوْجًا مِمَّنْ يُكَذِّبُ بِآيَاتِنَا ayetlerimizi yalanlayanlardan fevç fevç haşrettiğimiz o gün فَهُمْ يُزَعُونَ sonra dağıtılırlar diyor Allah Azze ve Celle. Yine haşredilme gününe dönüyor. Neml suresinde sura üflendiği gün ifadesi artık bunlar da iyice belirgin oluyor. Çünkü eşliğinde tam da belli bir sahnenin açıldığı veya bir dönemin açıldığı ayrı bir şeyin oluştuğu şeyi de ifade ediyor. Sura üflenmesi. Sura üflendiği gün. Bugün belli ki haşr gününden farklı. Kasas suresinde kıyamet günü. Kıyamet günü. Kıyamet günü bunların hepsinin içine alan mıdır yoksa bir bölümünün adı mıdır? Bunun da iyice çalışılması lazım. Onları çağırdığı gün, onları çağırdığı gün, saatin ayaklandığı gün, saatin gerçekleştiği gün, kıyamet saati bu. Saatin gerçekleştiği gün, saatin gerçekleştiği gün, onları haşrettiğimiz gün, kıyamet günü, kıyamet günü, kıyamet günü, eşhadın ortaya çıkarıldığı gün, eşhadın ayaklandığı gün, يَوْمَ يَقُومُ الْاَشْهَادِ Hani demin geçen ders bir ayette gördük. وَيَقُلْ اَشْهَادُ هَا اُولَٰئِ الَّذ۪ينَ كَذَبُوا عَلَى اللّٰهِ Eşhad da işte bunlar Allah'a karşı yalan söyleyen kimselerdir diye öne çıkacaklar. Burada eşhadın geldiği veya ayaklandığı gün diye yine bu tanıklık dönemine tanıkların ortaya çıkarıldığı döneme işaret Allah-u Alem. وَيَوْمَ يَحْشُرُ اَعْدَاءُ اللّٰهِ اِلَى النَّارِ Ateşe toplandıkları gün Allah'ın düşmanlarının فَهُمْ يُوزَعُونَ Oracıkta onların dağıtıldıkları gün. Bu artık şey günü yani hüküm verilmiş. Artık ateşe sevk ediliyorlar Allah'ın düşmanları. İşte bundan sonraki şeyde şehitlere onu soracaktım hocam. Tam da bundan sonraki ayet geliyor. O gün derileri, ciltleri onların hakkında şahitlik eder. وَيَوْمَ يُحْشَرُ اَعْدَاءُ اللّٰهِ اِلَى النَّارِ فَهُمْ يُزَعُونَ حَتَّى اِذَا مَا جَاءُهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ Eğer سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ gözleri ve kulakları وَجُلُودُهُمْ ve derileri بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ yaptıklarına tanıklık eder ifadesi. Eğer bizim bu deminden beri okuduğumuz eşhad den ayrıysa ki ayrı gibi gözüküyor. Çünkü eşhad artık kendilerinden olan tanıklar değil de ayrı varlıklar olarak. Belki son kertede Allah Azze ve Celle onlara artık tanıklığı kendi üzerlerinden yaptırdı ateşin kıyısında. Çünkü onlar belli ayetler okunduğunda bir sonraki ayette de bu gündeme gelecek. Bunlar belli aşamalarda bunların reaksiyonları da tepkileri de değişiyor. Yani itiraf ettikleri zaman ayrı, mazeret diledikleri zaman ayrı. En çok tekrar göze efendim başkalarını suçluyorlar. Başkalarını suçladıkları en çok tekrar eden şey diyecektim. En çok göze çarpan da geri döndür bizi ya Rabbi dedikleri dönem. Bu çok sık işleniyor Kur'an'da Allah'ın sefeşelle.
Dolayısıyla bunların reaksiyonları da o evrelerde, o günün evrelerinde değişik değişik. Belli ki artık hükmün kesinleştiği bir boyutta daha başka, mesela artık yeminlere başvurmaya. فَيَحْلِفُونَ لَهُ كَمَا يَحْلِفُونَ لَكُمْ. Ya vallahi, mesela bizim ayetimizde bir sonraki ayette, vallahi yeminle biz şirk koşanlar değildik. Kimi müfessirler, ya şirkten bir paçayı yırtsak diğer suçlarımızı bir şekilde şey yaparız, bari bunu yeminle aşmaya çalışalım gibi. Bu da onların kendi psikolojileri içerisinde olağan şeyler. Dolayısıyla Allah Azze ve Celle'nin onların her bir aşamadaki çırpınışlarına karşılık belli bir tepki göstermesi, belli bir şeyle karşılık vermesi, işte eşhadı çıkararak yahut son aşamada kendi derilerini, basiretlerini, gözlerini kendi aleyhlerinde konuşturarak. Bu artık büsbütün çarpıcı bir şey. قَالُوا لِمَا شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا. Dediler ki, niye bizim aleyhimize tanıklık ediyorsunuz? قَالُوا أَنْتَقَنَ اللّٰهُ الَّذ۪ي أَنْتَقَ كُلَّ شَيْ. Her şeye konuşma yetkisi veren Allah Azze ve Celle bizi konuşturdu. Dolayısıyla bu aşamalar iyice bir çalışılsa, bunlar en azından, yani belki kesin olarak olamaz da, yani belli bir sıralamaya sokulabilirse, dolayısıyla kalkıp böyle sondaj yaparak buradan bir ayet alıyor, işte o gün konuşamazlar. Sonra oradan başka bir ayet alıyor, konuşuyorlar. Diyor ki bak, konuşamazlar dediği yerde konuşuyorlar. Demek ki bu dağınık, yani çelişki şey yapmak üzere. Halbuki bunların hepsinde Cenab-ı Hak yevmenin ilişiğinde ayrı bir tanım ile vermiş. Çağrıldıkları gün, sura üflendikleri gün, şöyle olduğu gün, eşhadın getirildiği gün, toplandıkları gün. O onun eşliğinde görülmez ise, o kayıtla birlikte değerlendirilmez ise, o zaman Allah Azze ve Celle niçin o günü belli bir kayıtla veriyor? O gün derdi, hep o gün derdi. Biz derdik ki hep tek bir zaman dilimi bu. Ve o günde her şey karma karışık. Allah Azze ve Celle karıştırmış ne dediğini. Orada konuşamazlar diyor, burada konuşturuyor, yemin ettiriyor. Halbuki buradaki itinaylı olarak verilmiş olan o kayıtlar, gün eşliğindeki kayıtlar dikkatle işlenmeli ve belli bir şey çıkarılabiliyorsa, belli bir akış çıkarılabiliyorsa, bu ki çıkarılabileceğine inanıyorum. Bu öncesinde, yani daha buradan oradaki şeyi görmek gibi muazzam bir şeye bizi taşır. Tahmini bile bunun, tahminen bile olması müthiş bir şey. Yani çünkü kabirden çıktığımızda ilk soracağımız şey, şimdi ne olacak? Onun cevabını şimdiden aramak gibi bir şey bu. Çünkü Allah Azze ve Celle sürekli وَيَوْمَ وَيَوْمَ يَوْمَ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ diyor mesela. Kabirlerden çıktıkları gün. Bu bir zaman şeyi. Demek kabirlerden çıkma olayının gerçekleştiği bir dönem var. İlk çıkan, son çıkan, bittiğinde bu dönem bitmiş olacak. Kabirlerden çıkma günü. O gün ne olacağını Cenab-ı Hak anlatıyor. كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوثِ diyor mesela. يَوْمَ يَكُونُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوثِ. O gün insanlar saçılmış, yayılmış, kertenkele değil, kelebekler gibi. Dolayısıyla betimleme de var. Sahnede nasıl bir görüntü ortaya çıkacak? Yevm ilişiğinde gerçekleşecek olayla birlikte verilen tanımlamalar da var. Dolayısıyla bunların, inanıyorum ki kendi içlerindeki hiyerarşi de özenle yerleştirilmiştir. Yani sıralamanın ipuçları da vardır. Dolayısıyla bunlar belli bir sıraya konursa, İsimlerinin bile olduğunu düşünüyorum ki isimler de isim olarak da var. O zaman biz süreç nasıl gelişecek? En son فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ. Yani bir kısımlarının cennette sonlandığı, bir kısımlarının da cehennemde artık sonlandığı sürecin nihayetleneceği ana kadar ki aşamaları hep Cenab-ı Hak yevm ile veriyor. Şuna da takılmamak lazım, bu yevm zaman anlatımı. Dolayısıyla böyle bizim dünyada biz bunu gün için kullandık, güneşin doğumuyla batımı arası için. Dolayısıyla artık hep bu böyle bir güneş, gün dönümü falan, buna mahsus bir şey gibi düşünülmesin. Bu bir zaman dilimi, zaten kullanımlarda görüyorsunuz, zaman olarak kullanılmış. Tıpkı Kur'an'daki saat nasıl bizdeki 24'te biri anlatmıyor ise, demin mesela saatin ayaklandığı, saatin gerçekleştiği diye, zaman dilimini ifade ettiği için
Yevm de öyle. Hocam bu istikbal edenlerin sanki bu şehit süreci bildiklerini anlatan ayet de vardır. Ve berezu lillahi cemiyan dediği ayetten sonra fekala dua. Aleyne ecizekne em seberne. O cehennemde artık. İşte yani onlar daha diğerlere mazeret bildirirken sanki bunlar bir kenara çekiliyor. Ya siz bağırsak da çağırsak da artık bu kızın... Yok şey... orada sanıyorum bir zaman karıştırması var. Yani bir karıştırma durumu var. Çünkü benim hatırladığım kari... İnna kunna lakum taban fehal entum mughnun anna nasiban minan nar. Orada değil. Nasiban minal azab. O sevaun aleyna ecezi'na em sabarna ma lana min mahis. Mahistan da belli ki cehennemin içinde söylenmiş bir ifade. Ve onlar ki müfessirler bazı anlatımlarda bulunuyorlar. Ne kadar sahih rivayetlere dayanıyor bilmiyorum. Belki de kendi tahayyülleri. Çünkü onları da bu anlatımlar belli tahayyüllere sevk ediyor. Diyorlar ki mesela uzunca bir zaman diyelim ki 500 bin sene onlar en fazla 1000 diyorlardı. Sustular. Gıklarını çıkarmıyorlar. Çünkü Allah Azze ve Celle onlara susun dedi. قَالَ اَخْسَعُوا ف۪يهَا وَلَا تُكَلِّمُونَ Konuşmayın. Sinin. Sustular bir işe yarar umuduyla. Sonra çaresiz kal bir şey yaramayınca bu kez yine uzunca bir zaman çığırdılar, yalvardılar, bağırdılar. Ceza işte bu. Yani çırpınış bu. Öyle bir noktayla neticelenecekmiş ki bu onların duyguları açısından Cenab-ı Hak bize onların dilinden ifade ediyor. İşte bu ümitsizliğin kesinleştiği bir şey. Yani ümitsizliğin stabil bir hal aldığı bir nokta. O ifadeleri onların sevâun aleyna ecezi'ne em sabarna mâ lenâ min mahis. Bizim için eşit. Bağırsak da bir, sussak da bir. Bizim için kurtuluş yok. Bunu o uzun zaman onlara öğretiyor. Yani artık başvurdukları her şey var. Susma, itiraf etme. فَاَعْتَرَفْنَا بِذُنُوبِنَا فَهَلْ اِلَى خُرُوجٍ مِنْ سَب۪يلٍ Günahlarımızı itiraf ediyoruz ya Rabbi. Bizim için bir çıkış yolu var mı? Sen bizi öldürüp dirilttin, her şeyi yaptın. Bunu da yaparsın. Yani رَبَّنَا اَمَتَّنَا اثْنَتَيْنِ وَاَحْيَيْتَنَا اثْنَتَيْنِ Bizi tekrar mı öldürürsün, tekrar mı diriltirsin? Yap bize bir şey. فَاَعْتَرَفْنَا بِذُنُوبِنَا Biz itiraf ediyoruz. فَهَلْ اِلَى خُرُوجٍ مِنْ سَب۪يلٍ Çıkışa bir yol var mı? Diye. Buna hepsi denenmiş. Geldikleri neticede söyledikleri söz bu. Bağırsak da bir, sussak da bir, hiçbir şey değişmiyor. Bizim buradan kurtuluşumuz yok. Onları müfessirler diyorlar 500 bin sene, 500 bin sene bağırdılar, 500 bin sene sustular. Siz milyonlarla ifade edin. Ama neticede artık çıkışı olmayan, nihayetsiz, sonsuz bir azabın içindeki o öğrenilmiş durumu Cenab-ı Hak onların dilinden bize ifade ediyor. Bunların hepsi kendi içerisinde son derece dediğim gibi hiyerarşik bir şekilde sıralanabilir. O yevme yunadihim, hele hele bu yevme yunadihim, yevme yunadihim dediği zaman neredeyse böyle yani bilgisayar algoritmasını hatırlatıyor sanki. Girişte zaman veriyor ve onun eşliğinde hadiseleri anlatıyor. Onları ifade ediyor mesela. Topluca dediği yerlerde topluca. O yevme yahşuruhum cemiyen. Onları topluca haşrettiği gün. Mesela hiç kimsenin eksik kalmadığı bir topluluktan bahsediyor. وَبَرَزُوا لِلّٰهِ جَمِيعًا Herkesin huzur ilahiye çıkarıldıkları. Hiçbir kimsenin geri kalmadığı. Ama dağıtıldıkları aşamalar da var. Ayrılın denilen aşamalar da var. وَمْتَازُوا لِيَوْمَ اَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ İlk başta birlikken sonra ey mücrimler şimdi ayrışın dendiği bir aşama var. Münafıkların ayrışılmaya emredildikleri zaman onların biz birlikte de elem nekum ma'akum biz sizinle birlikte değil miydik diye yani aynı mümin toplum içerisindeydiler. Kalu bela velakinnekum fetentum enfusakum. Geçiş aşamaları var, intikaller var. Nur, aydınlık ihtiyacı karanlıkta kalanlar müminlerin nurundan yevme terel mu'minine yes'a nuruhum beyne eydihim ve bi eymanihim. Büşrakum el-yevme cennetun tecri min tahtiha el-enhar. Başka bir ayette unzuruna naqtabis min nurikum diye münafıklar bize doğru bakın da nurunuzdan biz de iktibas edelim. Yani intikal ve intikalle ilgili artık nereden nereye intikalse bununla ilgili anlatımlar ve betimlemeler de var sahnelerle ilgili. Bunların farklı farklı ayetlerde ama giriş kodları özenle verilmiş bir şekilde olduğu düşünülürse bunlar cem edilip
O günkü o toplamdaki bütün muhakeme, tekrar diriltme, muhakeme, işte neyse, sura üflenme aşaması bunun bir bölümü. Hatta ölümden başlamak suretiyle o minbara ihim berzahun ila yevmi yub'atun, tekrar dirilecekleri o güne uzayan berzahı da içine alacak şekilde şey yapılabilir. Küçükken böyle bir tasvir şeyi vardı. Ben görürdüm sağda solda. Şimdi pek kalmadı. Böyle işte bir cennet kısmı, bir ateş kısmı, insan bir yerden yola giriyor falan. Çok kısa bir çerçeve de olsa çok şey ifade ediyordu. Çok insanın serüveni açısından anlamlıydı. Bunun çok detaylı bir şekilde ortaya çıkarılmasından söz ediyoruz. Evet, bir de bunların ben sadece vayavum ile elyavum şeklinde olanları var. İsim eşliğinde gelenler var. Önce derebe bile bile. Saatin ayaklandığı gün, o gerçekleştiği gün. وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذ۪ينَ عَلَى الْكَفَرُ عَلَى النَّارِ Kafirlerin ateşe arz edildikleri gün, kıyısına getirilmişler. Artık o aşamada onlara denecek ki اَذْهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ ف۪ي حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا İyiliklerinizi, güzelliklerinizi dünya hayatında kaybettiniz. وَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا Onlarla eğlendiniz. Hiçbir sermayenizle buraya yatırım yapmadınız. فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونَ İşte bugün aşağılanma azabını tadacaksınız. Bima kuntum testekbiruna fil ardi bighayril hak. Yeryüzünde ne hak yere istikbar etmenizden dolayı. O bima kuntum tefsukun ve fasıklık yapmanızdan. Dikkat ederseniz hiçbir aşamada da şeyden vazgeçilmiyor. Yani hani ne söylenecekse ilgili aşamalarda söylenmesi. Alın öylece atın gibi değil. Yüzlerine yaptıkları şeylerin söylenmesi. Bunun onlara getireceği işkenceler bile göz ardı edilmemiş. Evet, işte. Evet. Ahkaf suresi 20. ayetti. Ahkaf suresi 34. ayette kafirlerin ateşe arz edildikleri gün. Eleyse hâzâ bilhak? Bu gerçek değil mi? Bak dünya hayatı boyunca hep buna yalan deyip durdunuz. Bu gerçek değil mi? Bakın. Efesihrun hâzâ em entum lâ tubsirûn. Sihir mi bu? Yoksa siz görmüyor musunuz? Ateş, islavha, fasbiru, evla tasbiru, sevâun aleykum. Şimdi düşün bu ateşe. İster sabredin, ister sabretmeyin. Eşit sizin için. İnnemâ tuczevne mâ kuntum te'aminun. Bu kadar ağır bir de şey ifadelerle yani. İster sabret, ister sabretme. Isbiru, evla tasbiru. قَالُوا بَلَا وَرَبِّنَا Dediler ki Rabbimiz elbette gerçek, elbette hak demişler ateşe arz edildikleri gün. Bir televizyon programında denk geldim de böyle. Biri diğerine ilk defa orada dikkatimi böyle çekmişti. İşte bir ayet alıyor bir yerden. Orada ayetin ilişiğinde bir hüküm var. Şimdi tam hatırlamıyorum. O gün diye gelen bir şey. Sonra muhatabına işte falanca yerde de böyle diyor. Niye diye bastırıp duruyordu ya. Bunlar farklı günler olmasın. Şunları bir incelemek lazım, bakmak lazım diye. Bundan birkaç sene önceydi. Biraz dikkatli baktığınız zaman zaten durum orada öyle. Yani bir keşif gerektiren bir yolculuk da yok. Zaten belli bir süreç ve süreç kendi içerisinde aşamalı bir şekilde anlatılmış. Ve toplamda bir muhakemeyi, tekrar dirilmeyi, huzura toplanmayı, tanıkların getirilmesini, suçluya suçlarının sorulmasını, savunmasının alınmasını, hükmünün verilmesini, hüccetin aleyhinde büsbütün ortaya çıkarılıp sonra da hak ettiği yere gönderilmesini içine alan bir, yani çok kabaca bu söylediklerimiz. Oralar bile var, evet. Ölüm kısmında meleklerin konuştuğu süreçler bile var.